Merhaba arkadaşlar, Maestro deneme sınavı AYK B kitapçı arkadaşlar. B kitapçı 28. soru. Şimdi doku hücreleri, burada arkadaşlar doku hücrelerinden doku kılcalara, kılcal damarın içerisinde karbondioksit geçişi olmuş. Yukarıda solunum gazlarından karbondioksitin taşınması ile ilgili veriler V, Y ve Z ile gösterilen moleküller aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir? Şimdi baktığımızda arkadaşlar, karbondioksit alt alanın içerisine girdiği zaman kimle birleşiyordu? Suyla. İkisi birleştikten sonra bir karbonat oluşuyordu ve bir karbonat arkadaşlar niye ayrılıyordu? Karbonik asit. Bir karbonat ve arkadaşlar hidrojene ayrılıyordu. Şimdi arkadaşlar oluşan hidrojeni kim tutuyordu? Hemoglobin. Yani Z burada ne olacak arkadaşlar? Hemoglobin olacak. Şimdi V'ye ne dedik arkadaşlar? Su. V'ye su dedik. Yani Y burada arkadaşlar, Y'ye bir karbonat dedik. Şurada. Hadi diğerinde hemoglobin olduğu için cevabımız bulsa olacak arkadaşlar. 29. soru. Şimdi bize fotosentez ve kemosentezde gerçekleşen olaylar artı eksi olarak vermiş. Tabloyu dolduracağız arkadaşlar. Işık varlığında gerçekleşme diyor. Arkadaşlar ışık varlığında da kemosentezde, karanlıkta da arkadaşlar gerçekleşebilir. O yüzden bir sıkıntı yok. Buna artı diyeceğiz. Karbondioksit harcama ikisinde de arkadaşlar ortaktır. Karbondioksit özümlemesi gerçekleşiyor. Atmosferi oksijen bakımından zenginleştirme diyor. Kemosentezde oksijen çıkıyordu ama buna arkadaşlar atmosfere vermiyorlardı. O yüzden bu da negatif olacak. Cevabımız denizde olacak arkadaşlar. 30. Uzun bir soru. Zar hücreleri arasında proton girişim farkı ATP sentezini sağlar. Şeklinde ifade edilen kemozmatik hipotezin mitokondri ve kloroplast organellerinde gerçekleşme şekli aşağıda gösterilmiştir. Kemozmatik hipoteze göre mitokondri ve kloroplast organellerinin ATP sentezi sırasında aşağıdaki hangileri farklılık göstermez demiş arkadaşlar. Şimdi uzun bir soru vermiş ama arkadaşlar şimdi şekle bakmadan da aslında çözülebilir bir soru. Bakın şimdi arkadaşlar, üretilen ATP sayısı. Bu tabii ki farklılık gösteriyor arkadaşlar. Mesela fotosentezde besin sentezi için arkadaşlar 18 ATP üretilirken mitokondride 30-32 ATP üretiliyor. ATP'nin üretildiği bölge biri mitokondri, biri kloroplast arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman zaten birinde mesela stroma var, birinde matrik sıvısı var. Farklı yerler arkadaşlar. Protonların biriktiği sıvı kısım, dediğimiz gibi arkadaşlar birinde stroma sıvısı, birinde matrik sıvısı olduğu için yine farklı olacak. Görev alan eleman çeşitleri arkadaşlar farklı. Ama bakın ATP üretimini sağlayan enzim çeşidi. Arkadaşlar bu enzim kimdi? ATPaz enzimi. Bu arkadaşlar farklılık göstermez. Yani o soru kafa karıştırmak için verilmiş. Bakma sahte olur aslında. Bitkide gaz alışverişi ve terlemenin gerçekleştiği gözeneklere stoma denir. Bazı faktörlere bağlı stoma açıklığı açılıp kapanabilir. Yukarıda gösterilen stomanın birinci şekil durumundan ikinci şekil durumuna geçmesi için aşağıdaki olanın hangisinin olması beklenmez demiş. Yani arkadaşlar burası açık. Açıktan nereye dönecek? Kapalı duruma dönecek. Şimdi arkadaşlar bitkinin karanlık ortamda bekletilmesi. Bitki karanlık ortamda fotosentez yapmaz ve stomaları kapatabilir. Olabilir arkadaşlar. Komşu epidermis hücrelerinden potasyum iyonlarının aktif taşınma ile stoma bekçi hücrelerine geçmesi diyor. Arkadaşlar stomalara potasyum girmesi demek. Burada derişimin artması. Derişimin artması demek ozmotik basıncın artması ve su çekilip açılması demektir arkadaşlar. Bakın bu olmaz. Cevabımız bursa arkadaşlar. 32. Bir çiçeğe ait verilen numaralandırılmış organlarla ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur demiş. Bir taç yaprak türlü arkadaşlar. Bir çanak yaprak, bu yanlış. 3 çanak yaprak türlü, evet. Pardon, taç yaprak olacak. Pardon arkadaşlar, şu 2, özür dilerim. 2 arkadaşlar. 2 çanak yapraktır. Fotosentezik kloroplast taşınıyor arkadaşlar. 2 taç yaprak. Bu yanlış oldu. 3 erkek organdır. Yumurta üretir. Evet, 3 erkek organ ama yumurta değil, polen üretir. Bu da yanlış. 4 dişi organdır ve polen üretimi yapar. Arkadaşlar 4 dişi organ ama polen değil, yumurta üretir. Bu da yanlış. 5 çiçek sapıdır ve çiçek kısmını taşır. Evet. Çiçek kablasını taşıyor arkadaşlar. 32 ne olacak? 33. Şimdi geçen bu zaman zarfında iki astronottan elde edilen verilen sonucu aşağıda gözüken hangilerinin astronot arasında fark olması beklenir diyor arkadaşlar. Bakın bu adamlar tek yumurta ikizi arkadaşlar. Tek yumurta ikizlerin genetik yapısını aynı kabul edeceğiz. Buna göre soruyu çözeceğiz. Tek yumurta ikizlerinde arkadaşlar genetik yapı aynı olduğu için
Mesela kan grubu arkadaşlar, göz rengi gibi, saç rengi, deri rengi gibi olaylar mesela baktığınızda çocuk doğduğunda bunların hepsi birbirinin aynısıdır. Fakat çevre etkisiyle bazı şeyler değişebilir. Mesela arkadaşlar boy uzunluğu, kilo gibi şeyler değişebilir. Şimdi burada arkadaşlar 340 güne süren bir deney sonucunda diyor. Hangi deneyin iki hastalık arasında farklı olması beklenmez. Arkadaşlar beslenmeye bağlı olarak boy uzunluğu değişir, vücut ağırlığı değişir. Yapılan spora göre kas aktivitesi değişir. Yaşlanma süreleri de arkadaşlar beslenme veya hayat şartlarına göre bakın dış etki değiştirebilir. Fakat dış etkiyle kan grubunu değiştiremezsiniz arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. 34. Aşağıda bir sinir hücresine ait bazı bölgeler numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralarla gösterilen bölgelerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Numaralarla gösteren bölge hangisi yanlıştır bakalım. Olgunlaşmış sinir hücresinin birinci bölgesi genellikle sentrozom organı bulunmaz. Evet arkadaşlar. Sentrozom olmadığı için zaten ipliklerini üretemiyorlar. İkinci bölgenin çapı artarsa impuls iletimi zaten. Evet akson çapı artarsa elektrik arkadaşlar akımı daha hızlı geçer. Üçüncü bölgede bulunan sinaptik kesilen nörotransmitter madde salgılar. Evet akson uçlarından bu da doğru. İmpuls iletimi yönü 1-2-3 şeklinde arkadaşlar. Biliyorsunuz bir nöron dendritten nereye doğru? Aksona doğru. Bu da doğru. İkinci bölgeye verilen uyarı sonucu oluşan impuls bir yönünde katetli yol. Üç yönde katetlikten fazladır. Arkadaşlar buraya bir uyarı verseniz de uyarı ne tarafa doğru gidecek? Aksona doğru gidecek. Bu tarafa doğru gitmeyecek. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. Bakın buraya gitmez. Her zaman dendritten aksona doğru. Uyarıyı buradan da verseniz bu tarafa doğru gider. Burada da verseniz bu tarafa doğru gider. Hakikaten bir şey yok arkadaşlar. 35. Yapılarından dış orta bir üç kulakta bulunanlar aşağıdakilerin hangisini doğru eşleştirmiştir? Kulağa ait demiş arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman örs kemiği diyor arkadaşlar. Orta kulak, yarım daire kanallar, iç kulak, orta organ, iç kulak, kulak hepçesi, dış kulak arkadaşlar. Şimdi o zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bakın Ceyhan olacak. 36. Şimdi burada sindirim sistemi vermiş arkadaşlar. Hangisi doğru verilmiştir demiş bakalım. V organında besinlerin bazik bulamaçta son haline kim üstlenir demiş arkadaşlar. 5. Şimdi burada bulamaç olur ama bazik değil. Mide biliyorsunuz asidik olur. Bu yanlış. Y organında yağların mekanik sınırı görev alan safra enzimi üretilir diyor. Safra bir enzim değil zaten. Hiç bakmaya bile gerek yok arkadaşlar. Bu yanlış. Z organı. Z nerede arkadaşlar? Şurada. Bir su kanalda 12 parmak bağırsağına salgı ısını döker diyor. Fakat bu safra kesesi koledo kanalına gider. Bu yanlış. M organında su ve mineraller bir ustalarla geri bilerek kana taşınır diyor. Arkadaşlar M organında biliyorsunuz virüs bulunmaz. O yüzden gelebilir kana arkadaşlar karışmaz. O yüzden bu da yanlıştır. T organında T nerede? İnce bağırsakta mekanik ve kimyasal sindirim emilir. Evet arkadaşlar. İnce bağırsak zaten besinlerin sindirimin tamamlandığı yer. Ağız, mide ve ince bağırsaklar arkadaşlar mekanik sindirim var. Aynı zamanda kimyasal sindirim var. Emilim ama sadece nerede var? Bağırsaklarda var arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne olacak. 37. DNA polimeraz E. coli bakterisinde saniyede 700.000'e yakın baz çiftliğini yeni sentezleyecek ipli ekler. DNA polimeraz her 10 üzeri 7'lik ölçüde bir hata yapar. DNA polimeraz bir kez geri dönüp düzeltme yapar. Amaç arkadaşlar kalıtımın yağlı hücrede kalıtsal moleküllerin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak. Hataların kalıcı olmasını önlemek doğru arkadaşlar. Düzeltmeler sonucu hata payı 10 üzeri 9 ölçüde bir hataya inebilir demiş arkadaşlar. Şimdi hata payı demiş. Her 10 üzeri 7 mikrotte bir hata yaparsa arkadaşlar o yüzden buna inme payı olabilir. Buna inme payı arkadaşlar olabilir. O yüzden bu doğru. DNA ipliklerinde meydana gelen hataların yağ hücre aktarılması ihtimali artırır değil azaltır olacak arkadaşlar. Şimdi bakın burada 10 üzeri 7 mikrotte bir hata yapıyor. Zaten ihtimalin azalması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. 38. Kalbin sağ karıncığından çıkıp sol kulakçığına dönen kanda. Arkadaşlar sağ karıncıktan çıkıp sol kulakçığa dönüyorsa burası küçük dolaşım. Burası arkadaşlar küçük dolaşım. Grafiklerindeki değişimlerin hangileri gözlenir demiş arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman küçük dolaşımda arkadaşlar kan ne oluyor temizleniyor. Oksijen miktarı bakımdan artırılıyor. Oksijen miktarı azalmaz arkadaşlar. Oksijen miktarı azalmaz bu yanlış. Üre miktarı arkadaşlar, üre miktarı nerede artar? Karaciğerde artar. Amonyak üre orada çevrilir. Bu ifade arkadaşlar
Ne olacak? Yanlış olacak. Şimdi oksijen miktarı artırılıyor küçük dolaşımda arkadaşlar. Karbondioksit miktarı ne oluyor? Karbondioksit dışarıya verildiği için karbondioksit miktarı azalır. Doğru. Hücrelerde arkadaşlar oluşan amonya tabii ki damarlara verilir. Kılcal damarlara buradan karaciğere gideceği için arkadaşlar. Bu da olabilir. Kağımız denizli olacak arkadaşlar. 39. Bir nefronite arterle gösteren bölgelerin hangilerinde suyun geri emilim gerçekleşir demiş arkadaşlar. Su. Şimdi bakın. Burası arkadaşlar emilim olmaz. Burası neresi arkadaşlar? Bowman kapsülü. Bowman kapsülünde emilim olmaz. Süzünlü olur. Y proximal tüp burada olur. Z henek kolunun inen kolu burada olur. Bakın. M henek kolunun çıkan kolu arkadaşlar. Burada sodyum ve klor emilir. Ama K'da da arkadaşlar yine emilebilir. Şimdi baktığımız zaman neresi olacak arkadaşlar? 39'da burada da suyun geri emilim gerçekleşebilir dedik. Şimdi M'yi arkadaşlar ne yaptık? Eledik. Şimdi geldik arkadaşlar. İdrar kanalından da su çekilebilir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Y, Z, K ve T olacak arkadaşlar. Yani 39 denizli olacak arkadaşlar. Y, Z, K, T. Evet. 40. Yukarıda numaralarla verilmiş. Biyoteknolojik terimler harflerle verilmiş tanımlar. İşte sanki harf açıkta kalır demiş arkadaşlar. DNA parmak izi. Bakalım şimdi. Burada arkadaşlar DNA parmak izi DNA baz zinciri üzerinde oluşturduğu bantlı yapı. Bakın şu buna ait. Biyoetik arkadaşlar ahlaki etikten ahlaki değerlere uygun olmadığına bakar. Gen terapisi bozuk genlerin tespiti. Bakın burada arkadaşlar diğerini okumaya göre biyogüvenlik. Bakın risklerin değerlendirilmesi, kontrol altına alınması, politik işlemci önemli tümü. Bu da buraya ait olacak. Şu E'de arkadaşlar bu verilmedi. Bir okuyalım bu ne? Evet. Farklı hücre tiplerine dönüşüyorsa bu neydi arkadaşlar? Kök hücre. Kök hücreyi burada vermemiş. Cevabımız Edirne olacak.